Yiğit, kahveni yapayım mı hayatım? Yiğit. Ha. Dalmışsın. Affedersin, sevgilim, duymadım. Yeter Hanım'a mı takıldı aklın? Yani insanların yüreği bu kadar kararmış olamaz Sula. Bir insan kardeşini niye vursun? Siz her gün birbirinizi vuruyorsunuz. Yani kurşunlu olmasa da. Ne demek bu şimdi? Yani insanın kardeşini vurması için kurşuna gerek yok ki. Kimseyi vurması için gerek yok. Birini yok sayarsın, öldürmüş olursun zaten. Var mı bir farkınız? Ya aynı şey mi Suna bu? Peki tamam değil. Sen inanıyor musun gerçekten? Yani düğün gecesi cinayete teşebbüs. Bütün kameralar kapalı. Tipik bir mafya hesaplaşması gibi duruyor ama sonrası? Bence Yeter Hanım kimseyi bulamaz. Göreceğiz. Bakalım Namık Emirhan ne diyecek ifadesinde. Yiğit. Az önce söylediklerim biraz ağır oldu. Özür dilerim. İyi. Bir acı kahve yap da ödeşelim. Hı. Tamam. Şurada yakında bir kafe var. İstersen oraya gidelim, sen de biraz hava alırsın. Olur. Olur, çok güzel olur vallahi. Çok zor bir geceydi. Anladığım kadarıyla babam bu aileyi yakından tanıyor. Niye, sen de çok fazla bir şey bilmiyorsun galiba. Hem çok şey biliyorum hem hiçbir şey bilmiyorum. Babama bir şey sorarsın, uzun hikaye eder. Anlatmak istemiyorsa da vardır bir bildiği, ben de susarım. Yeter Hanım'la bu kadar ilgilenmesi de enteresan. Ne kadar zamandır tanıyorsun? Yeter Hanım mı? Boş ver. Neyse. Geçmiş olsun. Eyvallah. Nasıl Namık? Görebilecek miyiz? Görebilirsiniz. Koridorun sonunda 1132. Sen iyi misin Ferhat? İyiyim, iyiyim. Hadi git sen de gör. İyi. Dün gece erken ayrıldık, malum biliyorsun gece sayımı. Bu sabah öğrendik, tekrar geçmiş olsun. Eyvallah, eyvallah. Hadi. Alo. Yeter Hanım, aranız nasıl? Hani derler ya, kayınvalideler pek sevilmez diye. Bilmem. Herkesinki gibi. Standart diyelim. Ya kusura bakma, ben de böyle biraz meraklı gibi oldum ama. Yok canım, estağfurullah. Enteresan bir ailesiniz. Öyle. Benim de bu aileye girişim garip. Uzun bir hikaye ama birazcık daha tanışırız. Belki o zaman anlatır. Ne zaman istersen. Peki Yeter Hanım, Namık Bey'i niye vurdu sence? Bilmiyorum. Ben asıl şunu merak ediyorum. Baban Yeter Hanım'ın Namık'ı vuracağını nereden bildi? Dedim ya, babam sır küpüdür. Yani destanlı hikayeler çıkacak ama o istemediği sürece hiçbir şey anlatmayacak. Ben de bekleyeceğim. Evet. Bekleyip göreceğiz o zaman. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.